Merhabalar sevgili gençler. Asal sayılar konusuyla bugün yine karşınızdayız. Videoya derse başlamadan önce abone olup bildirimleri açmayı da unutmayınız. Sınav ajandası projesinin matematik ayağında bugün asal sayıları işleyeceğiz. Öncelikle nedir asal sayı? İki tane tanım yapalım. Birinci tanım şu olsun, herkesin bildiği. Bir ve kendisinden başka böleni olmayan. Ya da tam böleni diyelim. Değil mi? Tam böleni olmayan sayılardır. Bunlara asal sayı denir. Ya da sevgili gençler, şuraya pozitif tam böleni diyelim mi? Pozitif tam böleni olmayan. Tanım 2'de de şunu söyleyebiliriz. Sadece 2 adet pozitif tam böleni olan sayılardır. İkisi de aynı tanım. Tamam. Sadece alttaki daha şık duruyor. Sadece 2 adet pozitif tam böleni olan sayılardır. Şimdi alt tarafa geçelim ve bazı asal sayılar hakkında yorum yapalım. 1 ile 100 aralığında toplam 25 tane asal sayı vardır. Bunlar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Başka ne var? 53 var. 53'ten sonra 59 var. 59'dan sonra 61, 67, 71 var sevgili gençler. 73 var ve 79 var tabi. Sonrasında 83 var. 89 var ve 97 var. Şimdi toplamda kaç tane asal sayımız varmış? 25 tane demiştik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane asalımız var. 1 ile 100 aralığında. En küçük asal sayımız 2 iken arkadaşlar, çift olan tek asal sayımız da yine 2'dir. Bakın burada çift olan sadece bir tane var. Diğerlerin hepsi tek sayı olacak asal sayıların. 1 ile 100 arasından seçilen bir sayının asal olma ihtimali. Toplam 1 ile 100 arasında 25 tane asal vardı. İstenilen durumu tüm duruma bölerseniz olasılığı bulursunuz. Yani tüm durum 100. 25 bölü 100 de 1 bölü 4'tür. Yani %25'tir de diyebiliriz. Tamam. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. 3'ten büyük tüm asallar sevgili gençler. Burayı dikkatli dinle. 6'nın katından 1 şöyle diyelim, 1 eksik veya 1 fazladır. Bunu sakın unutmayın. Baktığımız zaman şu kısma 3'ten büyük tüm asallar demiştik. 6'nın 1 eksiği 6'nın bir fazlası. 12'nin 1 eksiği 12'nin bir fazlası. 18'in 1 eksiği 18'in bir fazlası. 24'ün 1 eksiği 30'un 1 eksiği 30'un bir fazlası. 36'nın bir fazlası 42'nin 1 eksiği 42'nin bir fazlası. 48'in 1 eksiği 54'ün 1 eksiği şeklinde gidiyor. 60'ın 1 eksiği 60'ın bir fazlası. Bunların hepsi de bu şekilde gider diyeceğiz. Bunu da şu şekilde ilerideki sorulardan bir tanesinde de kullanacağız. Bunu nasıl düşünebiliriz? Şimdi asal sayı dediğimiz sayı 6'nın katı olamaz. Değil mi? Çünkü sayı 6'nın katı, 6'ya bölünebiliyorsa asal değildir. Bu gitti. Peki 6'nın katından 1 fazla, 6'nın katından 2 fazla, 6'nın katından 3 fazla, 6'nın katından 4 fazla, 6'nın katından 5 fazla diyelim. 6'nın katından 6 fazlası yine 6'nın katı yapacaktır. O yüzden onu saymadık. Şimdi bakalım, 6'nın katını saymadık. 6k artı 1 zaten asal sayıdır. Asal sayı olma adayıdır diyebiliriz. Asal sayıdır demekte sıkıntı oluşur. Asal sayı olabilir. Çünkü burada bakın hepsi 6'nın katından hem bir eksik hem bir fazla değildi. Örnek verelim. Şurada 24'ün bir eksiği asal ama 24'ün bir fazlası olan 25 asal değil. Yani 6'nın katının bir fazlası olan asal değil. Asal olma adayıdır. 6k artı 2 2'nin parantezine alınabildiği için asal değildir. 2 çarpanı oluşur. Bu gitti. 6K artı 3, 3 parantezine alınabildiği için asal değildir. Bu da gitti. 6K artı 4, 2K, 2 parantezine alınabildiği için, yani burada 3K artı 2 diyeceğiz biz buna. Bu da 2 parantezine alınabildiği için asal olma adayı değildir.
Ama 6K artı 5 yine asal olabilir ki 6K artı 5 demek 6K eksi 1 demekle aynı şeydir. 6'nın katından 5 fazlası 6'nın katından 1 eksiktir aynı zamanda. Dolayısıyla asal olma adaylarımız neymiş? 6'nın katından 1 fazla ya da 6'nın katından 1 eksik olmalıymış. Örnek. Rakamları asal olan en küçük ve en büyük iki basamaklı iki doğal sayının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Rakamlarını asal istemişti değil mi? Şimdi rakamlar asal olacaksa ben bu sayıyı iki basamaklı dediği için şu kısımda arayamam. 10 küsürlerde de arayamam çünkü birlerin hiçbiri asal değil. Dolayısıyla bu da gitti. Evet, 2 de arayabilirim. Yani 20'li sayılarda arayabilirim. Çünkü 2 asaldır. Burada en küçük asal sayımız elemanları da yani de rakamları da asal olan 2 ve 3'tür. Yani 23, 2 ve 3'ten oluşan 23'tür. En küçüğümüz 23'müş demek ki. Artı bir de bunun en büyüğüne bakmamız lazım. Ben bu sayıları 90 küsürlerde arayamam. 9 asal değil. 80 küsürlerde arayamam. 8'ler asal değil ama 70 küsürlerde arayabilirim. Çünkü 7 asal. 79, 9 asal değil. 73, 3 asal olduğu için 71'i de alamayız. 1 asal değil çünkü. 73 hem 7 hem 3 asal olduğu için 73'tür. En büyük sayımız da diyeceğiz. Bunların da toplamı ne yapacaktır? 96 yapacak. Cevabımız da budur diyebiliriz. Geçtik sevgili gençler bir diğer sorumuza. İki asal sayının toplamı 103 ise bu sayıların çarpımı nedir? Şimdi iki tane asal sayının çarpımı 103'tür değil mi? 103 nasıl bir sayı? Tek sayı değil mi? 103 tek bir sayı. Şimdi bunu düşündükten sonra bizim iki haricindeki tüm asal sayılarımız tek sayılardı. Bu iki tane asal sayının da herhangi bir tanesinin iki olmadığını düşünelim. İki değilse ikisi de tektir. Ve tek bir asal sayıyla tek asal sayının toplamı çift yapar ve asal sayı oluşmaz. Ki zaten bize burada 103'ten bahsetmiş. Tamam mı? Peki toplamları tek olacaksa mutlaka ama mutlaka bunlardan birisi çift olmak zorunda, diğeri tek olmak zorunda. Demek ki burası çift asal olacak, burası tek asal olacak. Çift asal elimizde zaten bir tane var, o da 2. Demek ki diğer asalımız da 101'miş ki 101 de asaldır. İkisinin toplamı 203'ü verir, 103'ü verir bize. 103'ü verebiliyorsa o halde ne diyeceğiz biz? Bu iki sayının çarpımını sormuştu. 2 kere 101 eşittir 202 denilebilir ki burası da 103 yapıyordu. Tamam. Geçtik bir diğer örneğe. A, B ve C farklı asal sayılardır. A üzeri B eksi C eşittir 17 olduğuna göre A artı B çarpı C kaçtır diye sormuş. Şimdi varsayalım ki A bir asal sayı olsun. Mesela 13. 13'ün üstünü eğer ben 2 gibi, 3 gibi, 4 gibi bir sayı olarak seçecek olursam karşı taraf asal olmaz. Tamam. Karşı taraf asal olmaz. Neden? Çünkü 13'ün karesi mevcut. Yani 13 çarpı 13 mevcut. Bu sayının 13 diye 2 tane çarpanı var. Tamam. Dolayısıyla eğer ki karşı taraf asalken elimizde şu şekilde bir eşitlik ifade varsa demek ki taban asal olacak ve direkt karşısındakine eşit olacak. A eşittir 17'ymiş sevgili gençler. Ve 17'nin de birinci kuvveti 17'dir biliyorsunuz. Dolayısıyla B eksi C 17 olacak. Burada da B ile C yine asal olduğu için aralarında bir fark olan asal sayıları seçmemiz lazım ki aralarında bir fark olan asallar birisi 3, diğeri 2'dir. Doğru mu? Demek ki A 17'ymiş. B'miz 3'müş. C de 2'ymiş. Dolayısıyla 17 ile 3'ü toplayacaksın diyor. Sonrasında 2 ile çarpacaksın diyor. 17 ile 3'ün toplamı 20. 20 kere 2 40 yapar diyebiliriz. Geçtik. 40 yapar dedikten sonra devamını getiresim geldi ama kendimi tuttum. X ve Y birer asal sayı olmak üzere X kare eksi Y kare eşittir 31 olduğuna göre X kaçtır? Gayet klişe bir soru. X kare eksi Y kareyi biz asal çarpanları ayırma metotlarından 2 kare farkıyla yani X kare eksi Y kareyi X eksi Y çarpı X artı Y diye ayıracak olursak 31'e eşitleyeceğiz bunu. Bunu çarpanlara ayırma dersimizde de bunları detaylı olarak göreceğiz arkadaşlar. X eksi Y ile X artı Y'nin çarpımı 31 ise ki biliyorsunuz ki artık 31 asal. Madem öyle asalların tek çarpanı 1 ile 31 veya 31 çarpı 1'dir. İkisinden başkası olamaz pozitifler, değil mi? Küçük olan hangisi? X eksi Y, büyük olan X artı Y. Demek ki ben X eksi Y'ye 1, X artı Y'ye 31 değerini vereceğim. X eksi y eşittir 1 ve x artı y eşittir 31 ise bunları toplarsınız gençler. Eksi y ile artı y gider. 2x eşittir 32 olur. İse x eşittir nedir? 6. X 6 ise eğer, tamam, pardon 16 özür dilerim. X 16 ise eğer
Y'imiz kaçtır? O da 15'tir, değil mi? 16'dan y çıkmış, 1 kalmış. Demek y de 15. Zaten bize neyi sormuştu? X'i sormuştu. X'imiz 16'dır. Y'yi sormuş olsaydı y de 15'tir diyebilirdik. İşine yarayabilir dedik. Her zaman her yerde karşına çıkmayacak bir bilgi. Şöyle diyelim. Bir dik üçgen düşünelim gençler. Tamam? Ve bu dik üçgenin kenarları tam sayı olsun. Kenarları tam sayı olan bir dik üçgen hayal edin. Bir dik üçgenin. Tamam. Dik kenarlarından biri. Dik kenarlarından biri. Tek olan bir asal sayı ise, tek asal sayı ise. Yani neyden bahsediyoruz? 3 gibi, 5 gibi, 7 gibi. 2 haricinde bir asalsa yani. Tamam. Tek asalsa şöyle diyebiliriz artık. Diğer dik kenar ile hipotenüs ardışık olmak zorunda. Ardışık olmak zorunda. Ve arkadaşlar bu dik kenarla hipotenüsün toplamı var ya, toplamları da bu asalın karesi olmak zorunda. Asalın karesidir diyelim. Şimdi genelde öğrencilik yaptık Ekim, hepimiz biz de yaptık. 3'ü görünce dik üçgende veya 3 ile 5'i görünce 4'ü, 4 ile 5'i görünce 3'ü. Sadece 3'ü bile görünce 4-5 yazanlar var. Artık yazabiliriz ama belirli kurallar çerçevesinde. Yani kenarların tam sayı olduğunu biliyorsak, şu dik kenarlardan bir tanesi de, bak burada bir dik kenar var. Bu dik kenarlardan bir tanesi de tek olan bir asal sayı ise, ki 3 bu şartı sağlar. Diğer dik kenarlar ardışık olacak diyor. Yani şunla şu ardışık olacak, dik kenarla hipotenüs ve toplamları bunun karesi olacak diyor. Yani karesi ne 9? 9 eşittir. Ne olacak? A ile A artı 1'in toplamı olmak zorunda. Yani 4 ile 5 olmak zorunda. Yani buraya 4, buraya 5 yazmalısın artık. Özel üçgen değil mi? Peki buraya bakıyorsun, 5. 5 bir tek asal sayı. 5'in karesi 25. Demek ki karşısı ne olacakmış? 13 ile 12 olacakmış. Demek ki uzun olan 13, kısa olan 12 olacakmış. 7'ye baktın. 7'nin karesine 49. 49'u ben 24 ile 25'in toplamı biçiminde yazarsam, bak burası 24, burası 25 olacakmış. Ki bunların hepsi 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 özel üçgenleridir. Tamam. Bu neden bunlara özel üçgen deniliyor? İşte bundan kaynaklı olabilir mi? Bence gayet mantıklı. Anlaştık mı? Unutma. Altta da buna dayalı bir örnek var. X ve Y birer tam sayı olmak üzere dik kenar uzunlukları 11 birim ve X birim olan, hipotenüsü ise Y birim olan bir dik üçgenin alanı kaç birim karedir demiş. Ne demiş? Kaç birim karedir? Çok saçma olmuş ya. Ha, alanı, tamam. Alanını soruyormuş. Ben şurayı 1 diye okuyorum. Ya. Kaç birim karedir? Kendi yazdığımı okuyamadım arkadaşlar. Güzel. Şöyle diyelim. X ve Y birer tam sayı olmak üzere demiş ya, bakın. Bunların tam sayı olduğunu biliyoruz. Buraya baktık, hemen 11'i gördük ya. 11 asal sayı. E güzel. Hemen 11'in karesini alıyorsun. Ne yapar? 121. Karşı tarafta X ile Y'nin toplamı mı olacak? Ve bunlar ardışık olacaksa eğer, ben birini 60, ötekini de 61 seçerim. Yani burası 60 imiş, burası 61 imiş. E bu dik üçgenin alanını sormuştu bize. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulacağız. Yani 11 çarpı 60 bölü 2 dersek, bunu buna böl. 30, 30 ile 11'i çarparsak ne gelir arkadaşlar? 330 birim kare gelecektir. Tamam. Bence gayet hoş, işimize yarayabilecek olan bir özellik. Asallık testi. Bu da çoğu kitapta yer almaz ama bazı yeni nesil soruların içerisinde hani bir önce tanım olarak veriyor. Asallık testi şu şekilde uygulanır gibisinden bir kural veriyor bize. Sonrasında da diyor ki aşağıdaki sayılardan hangilerinin asal, hangilerinin asal olmadığını veya asallık testine göre aşağıdakilerden hangisi asaldır. Veya diyor ki bir öğrenci asallık testini yanlış anlayıp şu şekilde uygulamaya çalışmıştır. Demek ki öğrencinin yaptığı hatalı sayıya göre bu sayı asalsa öğrencinin bulduğu sayı hangisidir gibi bazı sorular sorulabiliyor. Bunları da kafamdan uydurdum ama soruları da var. Özellikle acil matematik yayınlarında, acil yayınlarında bu tarz sorulara rastlamak mümkün. Asallık testini nasıl uygulayacağız? Şu şekilde. Şimdi bir tane sayı var elimizde, tamam mı? Bu sayı n olsun. Bu n sayısının ben asal olup olmadığını merak ediyorum. Ve adam bize dedi ki mesela, aşağıda örneğini vermişiz. 147 asal mı değil mi? E şimdi ben bunu nereden bulacağım, 147'nin asal olup olmadığını? Arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Şimdi
Bizim en sayımız asal olup olmadığını merak ediyorsak önce bunun yaklaşık olarak karekökünü hesaplayacağız. Bunu hesapladık diye varsayalım, tamam? Yaklaşık olarak karekökünü hesapladıktan sonra bu kökenden küçük olan asalları buluyoruz. Kökenden küçük asallar n'yi bölüyorsa, tamam, n'yi bölüyorsa asal değildir. Asal değil diyoruz. Ama n'yi bölmüyorsa asaldır diyeceğiz. Asallık testimiz bu. Asallık testi asal sayılarla ilk çalışmalar yapılırken çok işe yaramış, çok kullanışlı bir test olmuş ama artık çok büyük sayıların asal olup olmadıklarını merak etmek için kullanılırken bayağı büyük karışıklıklara yol açmış olabilir. Çünkü diğer asallar için de bölünebilme kurallarına sahip olmamız gerekiyor ki bunları da uygulamak çok çok can sıkıcı. Sadece bir sayıyla saatler belki de günler geçirmiş olabilirler. Artık bunu yapan programlar var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir makale okumuştum ama 1 milyonuncu muydu? İşte bininci miydi? Bininci olmaz. Bininci çok az olur ama 1 milyonuncu asal sayı falan hesaplandı gibisinden, 1 milyon basamaklı asal sayı hesaplandı gibisinden haberler de var. Google'a yazarsanız bulabilirsiniz böyle haberleri. 147 sayısının asal olup olmadığını buna göre araştıracak olursak şöyle diyebiliriz. 147 bunun için küçük bir sayı ama olsun. Örneğimizi açıklamak adına güzel. 147 yaklaşık olarak neye eşit arkadaşlar? 12'ye değil mi? Yani 144'e yakın olduğu için 12 virgül bir sayı. 12 virgül bir sayıdan, 12 küsür bir sayıdan daha küçük olan asallar hangileri? 2, 1 yazdım hemen. 2, 3, 5, 7 ve 11. Değil mi? Eğer sayımız bunlara bölünebiliyorsa asal değildir ama bölünmüyorsa asaldır diyeceğiz. Şimdi sayı 2'ye bölünür mü? Tek olduğu için zaten 2'ye bölünmez. Gitti. 3'e bölünür mü ona bakalım. 3'e bölünmesi için 7 ile 4'ü ve 1'i toplayacağız. Ne yapar? 11, 12. 12 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Ha, demek ki 3'e bölünüyor. 147 asal değilmiş sevgili gençler. Tamam, bu şekilde de bir eliminasyon yapabilirsiniz. Geçtik bir sonraki örneğimize. Yine güzel bir soru. Dikkatle dinle. 2020 basamaklı bir asal sayının karesinin 12 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır diye sormuş. Şimdi nereden bileceksin bunu? Ya da şöyle düşündüğün zaman ve videoyu durdur. Bir düşün bakalım. Nasıl düşünebilirsin? Nasıl yapabilirsin? Acaba bunun bir yolu var mı? Bir metodu var mı? Nasıl düşünmemiz gerekiyor? Şimdi burada biraz uyanık olmamız gerekiyor. Kimse 2020 tane basamaklı asal sayı düşünemez. Bunu da 12'ye bölüp elde edilen kalanı bulamaz. O halde demek ki daha kolay yöntemleri varmış. Bakın. Bu asal sayı 2020 basamaklıysa mutlaka ama mutlaka bu sayı çift değildir. Yani bu sayı 2020 basamaklı, yazalım bak, 2020 basamaklı asal, tamam, mutlaka ama mutlaka tek sayıdır. Tek sayıysa eğer daha öncesinde ne demiştik biz? Şurada bakın, yukarı çıkalım gösterelim. Şurada ne demiştik sevgili gençler? Şu kısımda. Bu sayı 6'nın katından ya bir fazladır ya da bir eksiktir. Ya da 6'nın katından 5 fazladır. Değil mi? O halde diyoruz ki madem bu 2020 basamaklı asal sayı bulamıyoruz bu sayıyı. O zaman ya 6'nın katından bir fazladır ya da 6'nın katından 5 fazladır. Bize ne demiş soruda? Bu sayının karesini alacaksın demiş. Tamam alalım o zaman. Biz 2020 basamaklı asal sayının karesini almak yerine madem asalların formatı bu şekilde bunların karesini alalım. 6K'nın karesi 36K kare. Artı 2 çarpı 1. çarpı 2. 12K değil mi? Artı 1'in karesi 1. Peki bir de alttakinin karesini alalım. 36 tane k kare artı 5 kere 6 30K. 2 ile çarp 60K. Artı 5'in karesi 25. Birbirinden farklı ifadeler geldi. Evet ama 12 ile bölümünden kalanı sormuş ya bize. Bu 36K kare 12'nin katı olduğu için 36. Zaten buradan kalan 0. Buraya bakıyorsun bu da 12'nin katı gitti. O zaman kalanımız neymiş? Kalan 1'miş. Güzel. Bir de buraya bakalım. 36 zaten 12'nin katı. 60 zaten 12'nin katı. Kalan gitti. 25'in 12 ile bölümünden kalan. 25'i 12'ye bölerseniz kalan ne olur? 1 olur. Gene kalan 1 geldi. Demek ki sevgili gençler her halükarda ama her halükarda kalan ne olacakmış? Bu sayı ne olursa olsun. Kalan 1 olacakmış 12 ile bölümünden. Demek ki bizim sorumuzun cevabı da 1 olacak sevgili gençler. Güzel çözdük.
Aralarında asal sayılar. Bunun tanımını nasıl yapmamız gerekiyor? 1 ve pardon, asal sayının tanımını yapmaya başladım birden. Birden başka, değil mi? Birden başka pozitif böleni olmayan, pozitif böleni olmayan iki sayı aralarında asaldır diyeceğiz. Olmayan iki sayı aralarında asaldır diyeceğiz. Not alın bir yandan da. Aralarında asaldır. Yine güzel sorular çözeceğiz çünkü. Altta bir kırmızı uyarı simgesi göstermişiz. Diyor ki A ve B sayma sayıları A bölü B biçiminde yazıldığında eğer kesir sadeleşmiyorsa o zaman ne dememiz lazım? Ortak bir bölenleri yoktur dememiz lazım A ile B'nin, değil mi? Sadeleşmiyorsa A ile B aralarında asaldır. Aralarında asaldır. Şimdi güzel oldu bu. Alt taraftaki soruya da bir el atalım. A ve E sayıları aralarında asal sayılar. Tamam. A ile E'nin toplamı 14 olduğuna göre A çarpı E'nin maksimum değeri ile A çarpı E'nin minimum değeri nedir diye soruyor. Önce hemen şunu bir yazalım şuraya bakın. Şuradaki uyarı baloncunu bir dolduralım. 1 ile bütün sayılar demeyelim de 1 ile pozitif tüm sayılar tam sayılar diyelim. Aralarında asaldır. Hani hep merak etmişizdir bunu. Öğretmenliğimin ilk senesinde bile benim bir düşündüğüm kavramdır. 1 ile 4 aralarında asal mı? Evet, asaldır. Çünkü birden başka hiçbir sayı bunu bölmüyor. Veya 1 ile 6 veya 1 ile 38. Bütün sayılar, tamam, aralarında asaldır. Bunu unutma. Soruya tekrar dönecek olursak, A ile E'nin toplamını 14 vermiş bize. O halde ben minimum değer bulunurken biliyorsun uzak seçecektim. A'yı 1, E'yi 13 seçersem bunların çarpımları da 13 yapar. Bak, olabildiğince uzak seçtim. 1 ile 13 seçtim. Toplamları 14 ya. 1 ile 13'ün çarpımı 13. Çarpımların en küçük değeri 13'tür. Peki çarpımların en büyük değerini bulabilmek için de yakın seçecektim. Yakın seçmek için de 7 ile 7'yi seçmem lazım ama aralarında asal değil, gitti. 8 ile 6'yı seçersem de 14 yapar ama aralarında asal değil. Bir tane daha büyütelim. 9 ile 5'i seçersem iki tane arasında asal sayı yakalarım. Doğru mu? 9 ile 5 aralarında asaldır. Demek ki 9 kere 5'ten burası da 45 olacak. 45 ile 13'ün toplamı sorulmuş bize. Cevabımız 58 olur diyebiliriz. Geçtik sevgili gençler bir sonraki soruya. Bakın diyor ki soruda 4m artı 4m eksi 16 ile m eksi 4 sayıları aralarında asal ise hangisi kesinlikle asal sayıdır? Şimdi biraz mantık yürüterek çok rahatlıkla çözülebilecek bir soru. İstiyorsan videoyu durdur bir düşün bakalım. Cevabı hemen aklına gelmesi lazım çünkü sorunun başında hemen bir yeri görmen lazım. Şimdi şöyle düşünelim. M eksi 4 ve 4m eksi 16 demiş ya. Şöyle düşündüğü zaman ben bunu 4 ile çarparsam dağıttığım zaman 4m eksi 16 yapıyor. Demek ki iki sayı birbirinin yani soldaki sayı sağdaki sayının 4 katı. Şimdi mesela ben m eksi 4'ü asal seçsem bile mesela 2 4 katı 8 yapar. Bunlar aralarında asal olmaz. Herhangi bir sayıyı seçersem de bunlar aralarında asal olmaz ama m eksi 4 için tek bir ihtimal var. Eğer m eksi 4 1 olursa 4m eksi 16 bunun 4 katı olan 4 olacaktır ve 1 ile 4 her halükarda aralarında asal olacaktır. Demek ki m eksi 4 kesinlikle ama kesinlikle neymiş? 1'miş. O halde m kaçtır? M 5'tir. Şimdi tek tek yerine yazacaksın. 5'ten 1'i çıkar 4. 5'e 1 ekle 6. 5'e 2 ekle 7. 2 kere 5 10. 2 ekle 12. 5'ten 5 çıkar 0. Hangisi asaldır diye sormuştu. Tabii ki 7 asaldır. Burada diğerlerinin asallığından söz edilemez. Bir diğer soruda demiş ki 3a eksi 2 ile 2b artı 1 sayıları aralarında asaldır. Güzel. Aşağıda 3a artı 2 bölü 4b artı 5 eşittir 4 bölü 3 olduğuna göre 3a artı 2b'nin toplamı nedir diye sormuş. Bakın direkt şöyle başlamayın. Soruyu da dikkatli okuyun sevgili gençler. En ufak dikkat dağısından gitmesin. 3a eksi 2 ve 2b artı 1 var ya elimizde. Hemen bu tarz sorularda bunu buna eşitlemek zorunda değilsin. Ki yapamazsın bu soruda. Neden? Burada 3a eksi 2 demiş. Burada 3a artı 2 demiş. Burada 2b artı 1 var. Burada 4b artı 5 var. Ezbere soru çözmeyeceğiz. O halde bir içler dışlar çarpımı yapalım. Ne gelir? 9a artı 6 eşittir
16B artı 20 gelir. E peki bak şimdi burada yapman gereken şey şu. Burada bir 9A'mız var. Burada da 3A'mız vardı. 9A 3A'nın kaç katı? 3 katı. Eksi 2'nin 3 katı ne peki? Eksi 6. Ama burada ne var? Artı 6 var. O halde ben 9A eksi 6 yazacağım ki artı 6'dan eksi 6'ya geçiş yapabilmek için sol taraftan 12 çıkardım. O halde bu taraftan da 12 çıkarmam gerekiyor. 16 çarpı B 12 çıkar artı 8 mi oldu? Güzel. Şimdi al bakalım sol tarafı 3 parantezine. 3 parantezini alırsak 3A eksi 2 gelir ki sayılarımızdan bir tanesini zaten yakaladık. Bunun için yapmıştık bu işlemi. Karşı tarafı da 8 parantezini al bakayım. 2B artı 1. Bak bakayım ne geldi? Buradaki sayımız geldi değil mi? Bak 2B artı 1, 3A eksi 2. Çok güzel elde ettik bunları. E güzel. Burayı 3 ile burayı 8 ile çarptığında birbirine eşit oluyorsa o halde ben rahatlıkla 2B artı 1'e 3, 3A eksi 2'ye 8 diyebilirim. Çünkü 3 ile 8 aralarında asal zaten. Değil mi? 3 kere 8, 8 kere 3'e eşit ve zaten 3 ile 8 de aralarında asal. O halde şöyle diyelim, soru artık bitti. 3A eksi 2 8'di ya. O zaman 3A kaçtır? 10. Demek ki 3A dediğimiz yer burası 10'muş. Ve 2B artı 1'in de 3'e eşit olduğunu biliyorduk. 2B kaçmış? 2'ymiş. O halde 2B gördüğümüz yere de 2 yazabiliriz. Bunların toplamını sormuştu. 10 ile 2'nin toplamı ne yapar? 12 yapar. Bu da bizim sorumuzun cevabıdır sevgili gençler. Bir diğer soru. X ve Y pozitif tam sayılardır. X artı 3 ile Y eksi 3 aralarında asal olmak üzere. XY artı 3Y eksi 3X eşittir 81 olduğuna göre X artı Y'nin maksimum değeri sorulmuş bize. Güzel bir soru. Dikkatle dinliyorsun. Bu yüzden. Bak burada ne var? XY var. Burada ne var? 3X var. İkisinde de X olduğu için ben bunları bir X parantezine alayım. X parantezine alırsam Y eksi 3'ü yakalarız. Artı 3Y eşittir 81'imiz var. Şimdi daha da işi ilerletebilmek için neden ilerletebilmek için diyoruz? Biraz ilerlettik çünkü. Neden? Y eksi 3'ü yakaladık bak burada. Burada da y eksi 3'ümüz var bizim. Bir de x artı 3 yakalamamız gerekiyor ya. Şimdi o zaman ben bunu x parantezinde y eksi 3, bir tane daha y eksi 3 elde edeceğim ve onun yanı sıra da x artı 3'ün gelmesini bekleyeceğim. Peki bunu nasıl halledebilirim? Eğer ki burayı 3 parantezine aldığım zaman y eksi 3 gibi bir şey yazabilirsem x artı 3 de buradan gelir. Burada 3y'miz zaten vardı. Elde etmemiz gereken şey ne? 3 kere eksi 3'ten eksi 9 elde etmemiz lazım. Demek ki ben burayı 3y eksi 9 yazacağım. Buradan 9 çıkardığım için eşitliğin sol tarafından. Karşı taraftan da 9 çıkarıp 72 yazacağım. Tamam. Şimdi x parantezinde y eksi 3'ümüz var. Artı 3 parantezinde y eksi 3'ümüz var. Eşittir 72. Sonrasında da bu ortak olan y eksi 3'leri bir paranteze daha alabilirsek. Y eksi 3 parantezinde x artı 3 eşittir 72 elde ettik. Artık işimiz kolay. Neden artık işimiz kolay? İşte şundan kaynaklı ki x artı 3 vardı. X artı 3 elde ettik. Y eksi 3 vardı. Y eksi 3 elde ettik. Çok güzel. 72'nin çarpanlarıymış artık bu y eksi 3 ile x artı 3 ve bunlar aralarında asal olacak. Yani ben bunları gönül rahatlığıyla en fazlasını sormuş ya bak maksimum değerini birbirine uzak seçmem gerektiğini de biliyorum. Dolayısıyla ben bunu 72 seçerim. Bunu 1 seçerim. İşte hoca neden bunu 72'ye bunu 1 seçmedin diye soracak olursan eğer ki x artı 3 1 olursa x ne olur? Eksi 2 olur. Ama x ve y nasıl sayılarmış? Pozitif tam sayılar. Bu yüzden bu şekilde seçmedik. Dolayısıyla x artı 3'ün kesinlikle 72, y eksi 3'ün de 1 olduğunu biliyoruz artık. Eşitleyip cevabı bulalım. X artı 3 eşittir 72 ise x kaçtır? 69'dur. Y eksi 3 eşittir 1 ise y kaçtır? 4'tür. Bunların toplamının maksimum değerini sormuştu. 4 ile 69'u toplarsak cevabımız ne olacakmış? 73 olacakmış sevgili gençler. Geçtik biraz daha yeni tarz sorulara. Asal sayılar bölümündeki sorularımız çok keyifli. İnanın acil matematiğin sorularıdır. Çok keyifli. Bu yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Nasıl olur bu kadar uzun soru, bu kadar karmaşık görünen bir soru nasıl bu kadar kolay olabilir ve nasıl bu kadar ince düşünmemiz gerekir? Bunları öğretiyor bize. O yüzden çok dikkatli dinleyin. Diyor ki sorumuzda şekil 1'de bir kutucukta yazan sayı gösterilmiştir. Bu sayı görünmesin diye kutucuk şekil 2'de gibi boyanmıştır. Yani bu bize neyi anımsatıyor? Hani böyle şeyler vardı ya, kazı kazan kağıtları var ya.
Aynı onlara benziyor değil mi? Pekala. Menderes yan yana birkaç rakam görünecek biçimde kutucuğun boyasını şekil 3'teki gibi kazılmış. İki basamaklı bir asal sayı görmüştür. Bakın şurada kazılmış ve 23'ü okumuş. Diyor ki Menderes şekil 3'teki kazıma işlemini yan yana 4 rakam görünecek biçimde yapsaydı 4 basamaklı bir asal sayı görecekti. Buna göre Menderes'in göreceği bu asal sayının rakamları toplamı kaçtır? Şimdi bu 23'ü unut. Kapalı bir kağıdın var. 4 tane sayı görünecek biçimde kazıyacaksın ve bu görünecek olan sayı asal olacak diyor. Nereden bileyim ben bunu? Değil mi? Çok saçma değil mi? Ama şöyle bir durum var. Şöyle bir güzelliği var. Bir kere bizim asal sayımız tek sayı olmak zorunda. Hani 4 basamaklı olduğu için tek sayı olmak zorunda. Mesela ben burada 1, 2, 3, 4'ü boyasam tek olur mu? Olmaz. Demek ki bunu boyayamayacağız. Bu gitti. Nereden başlayabiliriz boyamaya? Şuradan bak. 2, 3, 4, 5 bunu boyayabiliriz. Bu bir. İkincisi 6, 7, 8, 9'u da boyayabiliriz. Başka neyi boyayabiliriz sevgili gençler? Dikkat ettiniz mi? Bakın bir de şunu boyayabiliriz. 4, 5, 6, 7'yi boyayabiliriz. Zaten 3 tane ihtimalimiz var. E bakalım bunlardan hangisi asal? 2, 3, 4, 5 dediğimiz sayı asal olabilir mi? Bir kere 5'e bölünür değil mi? Dolayısıyla asal değil. Bu gitti. Peki 6, 7, 8, 9'a bakalım. 6, 7, 8, 9'a. Bir de neye bakmamız lazım? 4, 5, 6, 7'ye bakmamız lazım. E peki şöyle düşünelim hangisi asal hangisi değil diye. 7, 4, 5, 6, 7 ve 6, 7, 8, 9 var elimizde. 9'da 6'yı topla 15. 8'de 7'yi topla 15. Toplamı sayıların toplamı 30 mu? Sayıların toplamı 3'e bölünebiliyorsa farkındayız. Rakamların toplamı 3'e bölünebiliyorsa sayı asal değildir. Çünkü 3'e tam bölünür. Dolayısıyla 6, 7, 8, 9'a değilmiş. Demek ki asalımız neresiymiş? 4567. İşte bunların rakamları toplamını sormuş bize. 4 ile 7'nin toplamı 11. 5 ile 6'nın toplamı 11. 2 ile çarparsak 22 yapar bizim işlemimizin sorumuzun sonucu. Bakın gerçekten ama gerçekten sorunun mantığını tamam mı? Bir kerecik elinizin ucuyla parmağınızın ucuyla yakaladığınız zaman gerisi zaten çorap söküğü gibi geliyor. Bu çorap söküğü mantığı da gerçekten ben bir kere çok denedim. Çorabın bir ucundan tuttum arkadaşlar. İpi çektikten sonra çok hızlı bir şekilde, keyifli bir şekilde sökülmeye başlıyor çorap. Deneyebilirsiniz bu arada. Soru da öyle oluyor işte. Örnek. Çok güzel bir soru daha. Aşağıda bir bankanın yaptığı açıklama verilmiştir. Kamuoyuna duyuru yapmış banka. Diyor ki bizim şube sayımız 14 çarpı 13 çarpı 12. Hangi banka böyle açıklama yapar bilmiyorum ama soru gerçekten bir şeyleri anlamak açısından çok güzel bir soru. İyi dinle. Şube sayımız 14 çarpı 13 çarpı 12'dir diyor. Yazalım. 14 çarpı 13 çarpı 12 tane neyse varmış bu adamların şubesi. Değil mi? Peki her şubede personel sayımız 11 çarpı 10 çarpı 1'dir. 11 çarpı 10 çarpı 1. Neden bu ikisini çarptım? Bir şubede bu kadar varsa bu kadar şubede de bu kadar vardır, değil mi? Burası çalışan. Peki diyor ki her personelimiz aylık maaşı 8 7 6 5'tir diyor. 8 7 6 5 bunu da çarpalım ki, değil mi? Ne kadar şey olduğunu görelim. Bu arada şurası 9 olacak. Pekala 8 7 6 5 bunu da çarptık. Burası aldıkları maaş. Artık bu maaş bir maaş burası. Burası tamamı. Maaşların tamamı. Bir aylık. Tamam mı? Diyor ki bu bankanın 2 yıllık toplam. Şimdi 2 yılda ne kadar ay var? 24. Ben bu 24'ü de 4 çarpı 3 çarpı 2 biçimde yazarsam sonuna da çarpı 1 getiriver. Burası ne olur? 14 faktöriyel olur. Bitti. Bu M'ymiş sevgili gençler. M. M sayısı neymiş? 14 faktöriyelden neyi çıkarınca asal sayı elde ediyormuşuz. Diyor ki ne hangisi olabilir? Bakın soru o kadar güzel hale geldi ki artık gerisi az önceki soruda bahsettiğimiz gibi çorap söküğü. Bunu yakalaman gerekiyordu işte. O söküğü tutup yakaladık. Şu an çekeceğiz. Artık çorap söküğü gibi geliyor elimize soru. Yani çorap bittiği zaman soru da bitmiş olacak. Bakın. Eğer ki 14 faktöriyel eksi 3 olaydı burası. Ben bunu rahatlıkla 3 parantezin alabilirdim. Neden? Çünkü 14 faktöriyelin içerisinde 3 var bak. Hatta sadece buradaki 3'ü boş ver. Bunun içinde bile 3 var. Bunun içinde de 3 var. Bunun içinde de 3 var. Her yerde 3 var. Dolayısıyla 3 parantezin alabildiğim için bu asal değildir. Gitti. 14 faktöriyel eksi 11 olaydı eğer N11 olsaydı bunu da 11 parantezine alırdım ben. Niye? 11 var da bunun içinde değil mi? Bu da gitti. 15 olabilir mi? Aha da hoca 15 yok. Değil mi? 15 yok gibi duruyor. Ama şöyle bir durum var ki 3 kere 5 de 15 yapar. Dolayısıyla 15 parantezine de alabilirim ben bunu. Demek ki bu da gitti. Peki 14 faktöriyel eksi 17.
17 var mı arkadaşlar? 1'den 14'e kadar olan sayıların içerisinde. 17 yok. 17 çarpanını da elde edemeyiz. Neden? 17 asal çünkü. 17 asal. 14 faktöriyelden daha büyük bir asal verdiği için 17 parantezine ben bunu alamam. 17 parantezine alamadığımız için de bu sayı asaldır diyebiliriz. 49 hocam, 49 da yok. Onu nereden halledeceğiz? 14 faktöriyel içerisinde bakın bir buradaki 14'ün içerisinde 7 kere 2 var. Bak bir de burada ne var? 7 var değil mi? 7 kere 7 ne var? 49. 49 da var. Dolayısıyla cevabımız neymiş? 17 olacakmış sevgili gençler. Güzel bir soru. Diğer örnek. Aralarında 2 farkı olan asal sayılara asal ikizler denir. Örneğin 3 ile 5 ikiz asaldır. Asal ikizdir. 800 ile 816 arasında asal ikizler olduğuna göre bu asal ikizlerin toplamı kaçtır? Şimdi 801'den 815'e kadar tek tek yazacağım. Hatta tek tek yazmayayım diye de biz biliyoruz ki asal sayılar çift sayı olamaz. 2 haricindeki asal sayılar çift olamaz. Dolayısıyla ben buraya sadece ama sadece 801'i, 803'ü, 805'i, 807'yi, 809'u, 811'i ve 813'ü yazacağım. Hatta bir de 815'i yazayım. Çünkü o da tek sayı değil mi? 816 arasında. E peki şurayı yanlış yazmış olabilirim. O 811 diyorum, 8011 yazmışım. Yuh bana. Şurayı bir düzelteyim. Heh. 811, 813 ve 815 diyeceğiz. Heh. Şimdi bak, direkt eleyeceklerimizi gösteriyorum. Bu 5'e bölünür gitti. Bu 5'e bölünür gitti. Değil mi? Peki 8 ile 1'i topla, bir de 0 ekle üstüne 9. 9'a bölünür gitti. Şuraya bakalım. 803 sayısı. 803 sayısı. Şuraya artı eksi artı dediğimiz zaman bak toplamı 11 yaptı. 11'in katı olduğu için 11'e bölünür. Bu da gitti. 11'e bölünme kuralı. Daha bu konuyu anlatmadık ama bir aç bakayım konu anlatımı kitaplarından bak. Çok basit. Artı eksi artı eksi diyorsun. Toplama eğer 11'in katıysa sayı 11'in katıdır diyoruz. Tamam mı? Sonrasında 807'ye bakalım. 807'nin rakamların toplamı 15. Yani 15 3'ün katı. Demek ki sayı 3'e bölünür. Bu da gitti. Asal olamaz. 811. Topla bakayım rakamlarını. 8, 1, 1. Olmuyor. Yani ne 3'e ne 9'a bölünüyor. Peki şu 8, 1, 3'e de bakalım. 809'a da bakalım. Topla 17. Bu da değil. 813'e bakın arkadaşlar. 3, 8 daha. 11, 1 daha 12. E gitti bu da 3'ün katı. E bize ikiz asal sayılardan bahsediyordu. Aralarında 2 fark olan. 809 ve 811 kaldı geriye. Demek ki 809 ile 811 arasında 2 fark vardı. Ve bunlar asal sayıymış arkadaşlar. Tamam. Asal sayı oldukları için de bunların toplamını sormuş bize. 809 ile 811'in toplamı 1620 yapar. Cevabımız da Ceyhan'dır diyebiliriz. Geçtik bir sonraki soruya. Çok ama çok çeldiricili bir soru. Mutlaka dikkatli bir şekilde dinliyorsun. Tamam. 7'nin katı olan bir tam sayının 1 eksi 6'nın katı olur. Mesela 49. Değil mi? 1 çıkardın 48 mi oldu? Oo çok güzel 6'nın katı. Mesela 63. 7'nin katı değil mi? 1 çıkar 62 oldu. 62 6'nın katı mı? Olmadı. Aksine bir tane bile örnek versen yeter. Dolayısıyla 1 gitti. Yanlış. İkinciye bakalım. Ardışık 3 tam sayının çarpımı 3'ün katıdır. Şimdi hemen elinize küçük bir post-it kağıdı alın veya not kağıdı alın. Ardışık rastgele 3 tane sayı yazın, tamam mı? Bunları çarptığınız zaman mutlaka 3'ün katı olacaktır. Neden biliyor musunuz? Çünkü ardışık 3 tane seçtiğimiz için A artı 1 ve A artı 2 gibi 3 tane seçtiğimiz için ardışık oldukları için her 3'te 1 zaten 3'ün katı olmak olan bir sayı olmak zorunda. Tamam? 3'ün katı olan bir sayı olmak zorunda. Mesela sen rastgele seçtin diyelim. 14, 15, 16. Bak 15. Veya rastgele yine seçtin. 17, 18, 19. Bak 3'ün katı. Veya 19, 20, 21. Bak 3'ün katı. Veya rastgele. Eksi 1, 0, 1 seçtim hocam. 3'ün katı yok. 0 her sayının katı. Bu da bir 3'ün katıdır. Değil mi? Dolayısıyla ardışık 3 tane tam sayı. Ben bunları çarparsam, bunu hepsini çarparsam 3'ün katı olmak zorunda. 2 doğru. 3'e bakalım. Ardışık 4 tane tam sayının toplamı asal sayı olamaz demiş. Şimdi bunu da şu şekilde açıklayabiliriz. Bak. Çok mantıklı ilerleyeceğiz. Bilgi hatamız olursa da hemen yorum kısmına yaz. Hocam ben de öyle düşündüm falan diyorsan onu da yaz. Bak. Varsayalım bu ardışık sayıları tekten başlayarak seçmeye başladın. Tek sayı, çift sayı, tek sayı, çift sayı. Veya çift sayı, tek sayı, çift sayı, tek sayı. Bu şekilde seçersen çift ve çiftin toplamı çift, tek ve tekin toplamı çift, çift ve çiftin toplamı çift yapar. E bu şekilde de seçersen çift yapar. Bu iki tanesi sonucunda ikisi de çift yaptı. O zaman iki parantezin alabildiğine göre çift değildir, yani asal değildir diyorsun değil mi? Peki ya da şöyle düşünelim.
A seçtik. A artı 1 seçtik. A artı 2 seçtik. A artı 3 seçtik. Böyle seçmek daha mantıklı. Ben bunları topladığım zaman asal gelemez diyor. Bakalım. 4 tane A'mız var. Bir de 6'mız var. Gerçekten de iki parantezin alınabiliyor. Ve gerçekten de çift olduğu için asal olmaz gibi duruyor. Ama şunu da unutmamamız lazım ki bizim 2 diye bir çift asalımız var. Ya bu 2'ye eşitse, yani ya 4A eşittir at 6'yı karşı tarafa eksi 4 ise, yani ya A eksi 1 ise, yani benim seçtiğim sayılar ya şu şekilde ise eksi 1, 0, 1 ve 2 ise bunların toplamı ne yapar? 2 yapar. Dolayısıyla 2 de bir asal sayıdır. Ardışık 4 tam sayının toplamı asal sayı olamaz demiş bize. Olabiliyor. Demek ki bu da yanlış. Cevabımız neymiş? Yalnız 2'ymiş sevgili arkadaşlar. Güzel soruydu. Bir de şu soruya bakalım. Sonlandıralım artık videoyu. Bir öğretmen öğrencilerine ödev sorular vermiş ve hangi öğrenciye kaç soru verdiğini aşağıdaki gibi not etmiştir. Şimdi 1 numaralı öğrenciye 4 tane, 2 numaralı öğrenciye 7 tane, 3 numaralı öğrenciye 10 tane şeklinde ilerleyen bir sistemi var. Verilen tabloda aşağıya doğru öğrenci numaraları birer birer, soru sayıları üçer üçer artmaktadır. Yani dediğimiz gibi burası 3 ise burası 10. Yani dediğimiz gibi burası 4 ise burası 13 olacak diyor. Değil mi? Peki buna göre listedeki kaç satırda iki asal sayı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar burada yorumumuz bu sayıların hepsini yazıp tek tek kontrol etmek değildir. Önceliğimizin bu olmaması gerekiyor. Ya hocam varsa o zaman ne olacak? Bakın dediğim gibi önceliğimiz bu olmayacak. Bunu düşünmeyeceğiz. Eğer matematikte bir şeyin küçücük bir formülünü veya formülize edilmiş halini yakalayabilirsem, eğer bu formül için her sağlıyorsa bütün sayılar için sağlamak zorundadır dersin. Ya orası 30 değil de 150 olsaydı o zaman ne yapacaktık? Mutlaka ama mutlaka uğraşmadan küçük bir formüle ihtiyacımız olacaktı. Bakın. Öğrenci no'su biz buna x diyelim. Ve birer birer aratıyor. Yani ben x'e 1 verirsem 1 olur. 2 verirsem 2. 3 verirsem 3. 4 verirsem 4 olur. Doğru mu? İyi dinle. Peki. Bu x'e karşılık. Mesela 1'di ya. Karşılığında 4 alınmış. Peki bunu nasıl yapacağız? Peki ben bunlara 3x artı 1 verirsem. Bak şimdi. X'e 1 ver. Ne olur? 4 olur. X'e 2 verdiğin an 7 olur. X'e 3 verdiğin an 3 kere 3 9, 1 ekle 10 olur. Bak buradakilerin aynısını yakalıyor musun? Aynısını yakalıyorsun ya. Güzel işte bu kadar. Bu formülden bahsediyoruz. Buna x verdin. Bu ise 3x artı 1 oldu. 3 katından bir fazla oldu. Peki şöyle bir düşünebilir miyiz? Burası x iken karşı taraf 3x artı 1 ya. Mesela ben buraya 2'yi verdiğim takdirde karşılığında 7'yi alıyorum. 2 satırın ikisi de, yani iki sütunda şu an aynı satırdaki iki sütunun elemanları da şu an asal oldu. Bir tane bulduk zaten. Bir tane var. Güzel. Peki ben buraya diğer asal sayılarımızın hepsi tek sayı ya. Tek sayıyı verdiğim takdirde tek de tekin çarpımı ne yapacak? Tek yapacak. Tekin üstüne bir eklediğim zaman bunun karşılığında her zaman bir çift sayı yakalayacağım. Yani bu tek olan asal sayının karşılığında her zaman çift sayı elde etmek zorunda kalacağım. Ve bu aynı satırdaki iki eleman artık hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde asal sayı olamayacak ikisi de. Ve bundan kaynaklı eğer burası 30 değil de 150, 150 değil de 5555 dahi olsa buraya kadar gidene kadar, tamam, 5555'e gidene kadar aynı satır içerisinde iki tane asal yakalayamayacaktık. Yani kaç tane varmış sevgili gençler? Bizim elimizde sadece bir tane, o da 2 ile 7. Cevabımız da Adana seçeneği olacaktı. Evet sevgili gençler, bu videonun, bu konu anlatımının, asal sayıların sonuna geldik. Diğer videolarda, diğer konu anlatımlarında elbette görüşeceğiz. Artık bizi takip ediyorsunuz, başka kanallara kaymak yok. Bu kesindir, tamam mı? Kesinlikle başka hiçbir kanal dinlemeyeceksin. Yok yok arkadaşım, şaka ya. Gidip başka kanalları da dinleyebilirsin. Sen matematik öğren, sen o sınavda gereğini yap da kimi dinlersen dinle, tamam mı? Dediğim gibi açıklama kısmında bu PDF'in boş halini, bak boş halini, çözümsüz yani, aynı burada benim çözdüğüm gibi boş halini ve çözülmüş halini de bulabilirsin, tamam mı? Hocam ben videoyu dinlemek istemiyorum, İşte PDF'den okurum anlarım diyorsan o da mevcut. Hatta ben bunları yüklemiyorum ha. Biraz çözerken bak buralarda falan karışmış ya. Onları da yüklemiyorum. Bir incele istersen. Ben öncesinde sırf senin için bunları düzgün bir şekilde çözüyorum. Çözdükten sonra bunu kaydedip PDF'ini yüklüyorum ki sen
çözümlerini de PDF'den daha iyi anlayabilesin diye. Tamam mı? Ha, oradan da anlamıyorsan bak bir de videosu var çok güzel bir şekilde. Sınav ajandası diyoruz arkadaşlar. Sınav ajandası projesinde abone olmayı unutmayın diğer kanallara da. Kimya Adası, Fizikle Barış, Senin Biyolojin, Kenan Karayla Geometri, SML Hoca ve tabii Serdar Hocamız Türkçe Hane. Bunlara abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Diğer videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız. Bu arada diğer konumuz neymiş ona da bakalım. Bir sonraki videomuz bölen sayıları olacak arkadaşlar. Bölen sayıları videosunda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.